102,9. Чолпон-Ата 93,7. Талас 88,1. Нарын 93,7. Радио Манас в интернете. Медиаманас.кг/радио. Манас Радиосунда Özel Haber. Değerli dinleyicilerimiz, değerli izleyicilerimiz, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi'nden sizleri saygıyla selamlıyoruz. Kırgızistan'ı ziyaret eden konuklarımızla sizleri buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Abdullah Yücel Öztoprak hocamız bizimle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Nasıl hissediyorsunuz ata yurdunuzda Kırgızistan'da? Ben çok mutluyum. Ama ilk defa mı geliyorsunuz? Evet, Kırgızistan'a ilk defa geliyorum. Yani bugün o ana yurt dediğimiz ülkelere gelmek, Orta Asya ülkelerine gelmek beni her zaman mutlu eder. Bir 5-6 ay önce Kazakistan'dayım, sık sık Azerbaycan'a da gittim. Ama Kırgızistan'a ilk defa geliyorum ve çok mutluyum. Bu arada Manas Radyosu'na, Manas Üniversitesi'ne çok sağ olsunlar bu imkanı verdiler. Burada da bulunuyoruz. Teşekkür ederiz. Kırgızistan dostlarımız şöyle derler, gelip durunuz. Gelip durunuz o zaman. Kırgızistan'a gelip her zaman bekleriz. Yani sık sık geliniz. Tabii, demek. Sık sık evet, geliniz. Gelin. Kapımız açık. Buyurun gelin. Başımızın üstünde yeriniz var. Bunu davet olarak kabul ediyorum. Dilerim. Sağ olun. Hı. Sayın hocam, sizi biz elbette dinleyicilerimize tanıtmak istiyoruz. Hem Yücel, Abdullah Yücel Öztoprak olarak hem de aslında Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde de büyük emeği geçmiş hocamız olarak da tanıtmak istiyoruz. Biliyorum siz mütevazı bir insansınız. Belki kendinizden çok söz etmek istemeyeceksiniz ama biz dinleyicilerimize eğer müsaadeniz olursa sizi biraz anlatmak isteriz sizin dilinizden. Buyurun lütfen. Evet, yani çok kısaca lise eğitim, ben Kıbrıs doğumluyum, Kıbrıs'ta doğdum, büyüdüm. Lise eğitimimine kadar Kıbrıs'ta okudum. Üniversite için İngiltere'ye gittim. İngiltere, Londra Üniversitesi'nin. Üniversite Kolej London'da hem lisans hem doktoramı yaptım. Ne kadar güzel. Bitirdikten sonra 9 yıl kadar İngiltere'de kaldım. Akademik ve diğer mühendislik dalında, elektrik elektronik mühendisiyim. Dalında çalıştım. 1986'da Doğu Akdeniz'e geldim. Doğu Akdeniz Üniversitesi'ni Doğu Akdeniz'e taşıdınız. Doğu Akdeniz'de 1986'da evet. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin aslında üniversite olarak kuruluş yılıydı. Ondan önce de vardı ama bir yüksek okul gibiydi. Ondan sonra işte orada 30 yıl düşünebileceğiniz her türlü görevi yaptım. Yani bölüm başkanlığından rektörüne kadar, rektör yardımcılığı, dekanlık falan. 30 yıl. Yani ben üniversiteye geldiğimde 1000 civarında öğrencisi vardı. Rektör olarak bıraktığımda 19.000'in üzerinde 20.000'e yakın öğrencisi olan büyük, devasa bir üniversite haline gelmişti. Hocam ne kadar büyük bir başarı. Ne kadar güzel. Tabii gerçekten. Bu sadece benim başarım değil. Bir ekip başarısı. Hep arkadaşlar uğraştık. Bir yerlere vardık. Şimdi yeni bir üniversite, yeni bir macera. 3 sene önce kurulmuş Uluslararası Final Üniversitesi'ne geçtim. Orasının rektörüyüm. Şimdi Uluslararası Final Üniversitesi'ne biraz bahsedeyim. Şimdi şöyle yapalım müsaadenizle. Kırgızistanlı dinleyicilerimiz Türkçeyi anlıyorlar gayet iyi ama biz yine de Kırgızca'ya da çevirmek isteriz. Sözü önce bir Şerzat'a bırakalım müsaade ederseniz. Ondan sonra üniversitemizle, yeni üniversitemizle devam edelim. Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу Манас радиосунун угармандары, жана ошондой эле медиа Манастын көрөрмандары, жалпыңыздарды биздин улуу толкунга кош келиңиздер деп чакырып алалы. Бүгүн биздин студиябызда жаңы жылды утурлай жакшы бир иш жана жакшы бир мейманыбызды кабыл алып жатабыз. Кипр университети, Кипр мамлекетинде кечиресиздер. Эл аралык финал университетинин ректору профессор доктор Абдуллах Өздөпрак агайбыз бүгүн студияда. Өзүңүздү кичине тааныштыра кетсеңиз дегенибизде ал өзүнүн окуусун Лондондо өткөргөндүгүн жана ошондой эле 1986 жылы Кипрга келип Доо Акдениз университетинде 30 жылда иштегендигин, ал жерде ошол кадардагы мугалимден ректорго чейин иш кылып баргандыгын, 30 жыл ошол университетте эмгек кылгандыгын жана ошондой эле акыркы 3 жылдан бери финал университетинин ректор куруп жана ошол жакта ректор болуп иштеп жаткандыгын белгилеп айтып өттү. Эвет хожом. Чоң рахмат Шерзат. Güzel Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimiz Sayın Hocam. Üniversiteleriyle bütün dünyada tanınıyor. Öyle evet. Siz Doğu Akdeniz Üniversitesi'ni bir yere getirdiniz. Çok iyi bir yere getirdiniz. Evet, şimdi bugün bir üniversite. Bugün Doğu Akdeniz Üniversitesi Times Higher Education'ın sıralamalarında ilk 600 içerisinde. Dünyadaki küçük bir ülkenin bir üniversitesi, yani dünyanın 100'e yakın ülkeden öğrencimiz var orada. Ne kadar güzel. Şimdi aynı listede üst sıralarda sizin emeğinizle yine hangi üniversite hocam olacak?
Uluslararası Final Üniversitesi. Uluslararası Final Üniversitesi. O önce zaman ben üniversiteden bahsetmeden önce Kuzey Kıbrıs'tan genelde yani bir üniversite ortamının çok oluştuğu bir üniversite. Tabii şey canım. Ülke. Yani aslında turizm ve şey eğitim, yüksek öğretim bilhassa öne çıkan bir ülkeyiz. Çok güvenli bir ülke. Yani tabii. Bir olayların olmadığı, rahat bir ortam. Herkesin gece yarısı bile kız öğrencinin, erkek öğrencinin rahatla dolaşabileceği. Yani tabii. Eğitime çok uygun bir ülke. Evet. Tabii bu arada da havası da çok uygun. Yani çok güzel tabii. Sıcaklıklar son ben geldiğimde 18-19 derece. Artı tabii siz de ekstra var diyordunuz ama. Değerli gençler, değerli Kırgız kardeşlerimiz, eğer görmediyseniz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne mutlaka gidin. Oraları görün. Zaten gördüğünüz zaman orada okumayı çok isteyeceksiniz eminim. Buyurun hocam. Evet yani Kıbrıs'ta öğrenci de var, çalışan da var oldukça önemli. Tabii. 1000 üzerinde zannederim şu anda Kırgız çalışan var. Öğrenci sayısını tam bilmiyorum. Birkaç yüz öğrenci de Kırgızistan'dan öğrenci bulmaktadır. Benim üniversitem yeni dediğimiz gibi. Şu anda 650 civarında daha yani 3. yılımız. 19 değişik programda eğitim vermekteyiz. Bunların yarıya yakını İngilizce eğitim veriyor. Diğeri Türkçe eğitim veriyor. Evet. Yani Kırgız öğrencileri de kabul etmek istiyoruz. Zaten bir kültür yakınlığımız var. Tabii, dil tabii. yakınlığımız var. Tarih yakınlığımız var Kırgız halkıyla. Yani belirli sayıda Kırgız öğrencinin de üniversitede olması bizi çok mutlu edecektir. Yani önceleri daha düşük ücretle veya ücretsiz olarak da alabileceğiz başarılı öğrencileri. Ama bekliyoruz. Üniversitemiz şey yani web sayfamıza girerseniz Uluslararası her Final Üniversitesi Final International University olarak girerseniz üniversitede nasıl temas edeceğiniz hatta direkt bile müracaat edilebilir üniversitemize. Final şimdi International University dot her şey olarak girebilirsiniz. Final dot final.edu.tr yani tamam. final.edu.tr burada da temsilcimiz var ama yani şimdi şey evet bir detayları elimde değildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilciliğimize demek ki başvurursanız değerli kardeşlerimiz daha oradan da bilgi alabilir. final.edu.tr adresine girerseniz orada da ayrıntılı bilgi alabileceksiniz. Peki hangi programlar var? Hangi fakülteler var? Nerelerde okuyabilirler? Sizin isterseniz sadece yani Türkçe eğitim verenlerin çoğu eğitim şeydir. Eğitim bölümleridir. Öğretmenliğe evet. yönelik olanlardır. Evet. Psikoloji var. Psikoloji hem İngilizce hem Türkçe. Evet. Ayrı ayrı programlar oldu. Yani beraber değil. Ha, Türkçe eğitim veren hukuk var. Evet. Sağlık bilimleri. Ama İngilizce'ye geçeyim. İngilizce şey var. Nedir? Business Administration, işletme. Evet, işletme. Var. İşletme, uluslararası finans var. Turizm var. Turizmde çok iddialıyız çünkü şeyin üniversitenin yapısı aslında yarısı Türkiye sermayesi, yarısı Kıbrıs sermayesi. Evet. Türkiye kanadımız Final grubu, Türkiye'yi bilenler bilir. Bugün en büyük eğitim grubudur Türkiye'de. Dershaneleri vardı sence. Dershaneleri kapandı biliyorsunuz. Evet. Onlar hep temel liselere dönüştü. Evet. Hepsi lise oldu. 450'nin üzerinde okullar var şimdi. Evet. Evet. Yani Türkiye'nin her ilinde birçok ilçesinde okullar olan yani 38 yıllık geçmiş olan yani oldukça bir eğitim geleneği var. Şeyin de Kıbrıs'taki ortak da turizmin Kıbrıs'taki en büyüğü turizm yani oteller var. Ama en önemli şeyleri işlenmesi turizmci getirmek, turist getirmek ve yani %30 civarındaki turisti tümünün bu grup getirmektedir. Yani bizim işletmeciliği, eğitimdir esas vurguladığımız. Evet. Şimdi dediğim gibi İngilizce olarak işletme, uluslararası finans ve turizm var bir. Şimdi turizmde uygulamalı eğitim de veriyoruz. Şimdi gastronomi bölümümüz var ama orada eğitim Türkçedir. Yani, şimdi onun dışında mühendisliklerimiz var. Elektrik mühendisliği ki ben elektrik mühendisliği. Evet. İnşaat mühendisliği ve bilgisayar mühendisliğimiz var. Bu yıl yazılım yani software engineering'di. Evet. O da çok nasip ederse. Evet o da bugünlerde artık bugün dünyada en önemli şeylerden birisi haline gelir software yazılımı. Şeyimiz var. Mimarlık bölümümüz var. Yani hepsini de düşünüyorum da. O zaman geniş bir yelpaze. 19 programımız var. Bulabilecekler. English Language Teaching. Şöyle biz Türk öğrencileri aslında
bu eğitim programlarımızda ve psikolojide iş garantisi veriyor final. O için finalin 10 binin üzerinde hocası var. Senelikler sirkülasyon benim üzerinde. Onun için yani çok rahatlıkla veriyoruz. Ya Türk veya Kıbrıslı Türk öğrencilere veriyoruz bunu. Hı-hı. Sadece bir dalda ki Türkiye'de de yeterince İngilizce öğretmenliği bulamadığımız için, bulamadıkları için final okullarında IELT bölümümüze ya İngilizce öğretmenliği bölümümüze giren herhangi bir uyruktaki öğrenci Türkiye'deki final okullarında iş garantisi veriyoruz. Onu söyleyeyim bu arada. Şerizat okuyasın geldi mi senin de oraya? Yani aslında onu da bizden söyleyeyim. Daha iyi maaş da veriyorlarmış Şerizat. Değerlendir artık. Yani ben yani İngilizce öğretmenler yabancı uyruklara yani normal öğretmenin oldukça üzerinde maaş veriliyor. Onu da çok biliyorum. Güzel. Yani. Çok güzel. Hocam müsaadenizle tekrar söz verelim. Bütün bu konuştuklarımızı özetlesin dinleyicilerimize, izleyicilerimize. Урматтуу угармандар, сиз эскертип айта кетели, азыркы учурда биздин студиябызда Түндүк Кипр Түрк мамлекетинин эң жаңы курулган, 3 жылдан бери курулган экен Финал университетинин ректору профессор доктор Абдуллах Өстөпрак агайыбыз бүгүн биздин студияда өзүнүн университети тууралуу айтып берип жаткан чагы. Белгилүү болгондой, Кипр мамлекети бул окуу үчүн жана иштөө үчүн өтө ыңгайлуу мамлекет дегенде алгач айтып өттү, коопсуз мамлекет экендигин белгиледи. Бул жакта мен билгенимге караганда кыргызстандык миңге чукул иштейт деди. Ал жакта кызматтык өзүнүн иштеп келишетти жана ошондой эле канча санын билбейм, бирок студенттер да бар экенин билем деди. Жана ошол биздин университетибизде билим берүү тили бул англисче жана түрк тилинде болгондугун белгилеп өттү. Анын ичиндеги бөлүмдөр тууралуу да айтып өттү. Эгерде факультеттерде сизге кызыктыра турган болсо 3w.final.edu.tr интернет баракчасына кирип ал жактан өзүңүзгө керектүү кызыктуу маалыматтарды алсаңыздар болот. Өзгөчө эң мыктысы жана эң жакшысы бул мактап өткөн жагы бул психология бөлүмү болуп өттү. Эгерде бул жака келип билим алган жакшы жаштар болсо деди. Анда албетте биз аларга иш мүмкүнчүлүгүн дагы түзүп беребиз деп белгилеп өттү. Муну менен биргеликте мыкты окуган студенттерге эгерде мындай азыркы учурда окуганга шарты болбогон бирок өзү жакшы окуган студенттер болсо биз аларга жеңилдиктерди дагы карайбыз деди. Ал жагынан дагы дайым жардам берүүгө аракет кылабыз деди. Англис тилинде болсо компьютердик инженерия, курулуш инженериясы жана ошондой эле дүйнөлүк экономика жана башка факультеттер англис тилинде билим бериле тургандыгын белгилеп өттү. Эгерде сиз англис тилин жакшы биле турган болсоңуз жана бул университетке тапшыра турган болсоңуз ал жакта сизге иш табуп алуу өтө эле оңой экен деген дагы белгилеп өттү биздин агайыбыз. Hocam Kıbrıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne'de değil mi? Evet, Girne'nin hemen dışında Çatalköy'deyiz. Çatalköy'de çok güzel. O yani biliyorsunuz Girne zannederim Türk Kıbrıs'ın en güzel yeri. Değil mi? Şöyle bir iddiada da bulunayım. Benim ofisim, rektörlük ofisi belki de en güzel rektörlük ofisidir. Oo, ne kadar karşımda, güzel. Karşımda deniz, arkamda Girne Dağları. Çok havanın çok güzel olduğu günlerde karşımda Toros Dağları'nda görürüm. Her zaman gözükmez. Yani bazen o kadar yakın gözükür ki Toros Dağları. Kendinizi yani Türkiye'nin içinde zannedersiniz. Öyle bir atmosferde ne çalışmalar çıkıyor. Öyle yani. Neler neler yapılır. Sizin başarınızın bir nedeni daha belli oldu hocam. Evet gençleşiyoruz. Yaşlanmıyoruz. Çok güzel. Yani ama hakikaten eğitim hususunda çok ciddiyiz. Peki kaliteli bir eğitim, kaliteli bir akademik topluluk var orada. Programlar kaliteli, İngilizce, Türkçe eğitim var. Evet. Peki ne kadar sonuçta bir özel üniversite ne kadar bütçe ayırmak gerekir Kıbrıs'ta okuyabilmek için, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne'de sizin üniversitenizde okuyabilmek için? Ödeneceğiniz ücrete göre. Evet. Şimdi tipi bölümlerde farklı farklı var. Evet. Alacağınız bursa göre. Genelde aslında bu ilk safhalarda tüm yabancı öğrenciler %50 minimum %50 burs veriyoruz. Ha, çok iyi. Ama yani o aslında şeyi böyle $3,000 civarına getirir. Ama %70'in üzerinde lise diploması mezuniyeti %80 de zannederim şimdi bu sene %70'e indireceğiz. Yani biraz daha fazla burs verip 2500 dolar yıllıktır ki aslında hemen çok uygun rakamlarla. Ama şey mesela İngilizce eğitimi bölümüne biraz söylediğim nedenlerle ve turizm bölümüne öğrenci çekmek istediğimiz için ücretleri orada öyle $1,400 civarına çektik. Yani bu nedir? Bizim kurucumuz şirketlerin ihtiyaç olduğu dallarda eleman yetiştirmek için aslında. Kendine de insan kaynağı yetiştirmek için. Evet, yetiştirmek için. Yani o
Yani o tür programlarda 7-8 bin dolar bence yıllık çok rahat geçinebiliyor bir öğrenci. Ne kadar güzel. Peki üniversitenin sosyal imkanları nasıl hocam? Öğrenciler orada, öğrenci kulüpleriniz vardır. Var. Öyle, yani şimdi yeniyiz tabii. O konularda oldukça fazla faaliyetimiz var sürekli olarak. Yani yabancı öğrencilere yönelik faaliyetlerimiz var. İşte dağ tırmanmadan tutumuz da işte müzik bölümü, müzik kulübü, tiyatro kulübü falan. Yani öğrenen gençlerin her türlü istedikleri. Gençlerimiz de çok yeteneklidir bizim. Bu yüzden öğrenci geldiği zaman göreceksinizdir o programlarda mutlaka etkili bir şekilde. Onlar da performans sergileyecektir. Onu söyleyeyim yani Orta Asya'dan gelen öğrenciler çok faal olur genelde. Bunu Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde rektör olduğum dönemde de gözlemledim. Evet yani mesela Araplar genelde böyle biraz çekingen olur. Evet. Afrikalıların bir kısmı da çok aktifti bizim. Bunu söyleyeyim yani biz şu anda bu öğrenci sayımız tabii daha yeni olduğumuz için 675. Ama bunun 1/3'ü Türkiye ve KKTC dışından 20 değişik ülkeden öğrencimiz var şu anda. O uluslararası bir üniversite. Evet. Çok kültürün buluştuğu bir üniversite demek ki. Evet güzel. Aslında hep ben küçük olduğu için yapabiliyorum. Şimdi Doğu Akdeniz'de onu yapmak mümkün değildi. Yeni gelen öğrencileri grup grup her ülkeden çekip konuşuyorum. Çok memnun. Yani ona söyleyeyim o beni mutlu eder ki. Çünkü öğrenciler çok memnun ve yani her zaman için zaten politikalarımızdan birisi açık kapı politikası. Her hocamız her zaman kapısı öğrenciye açıktır. Yöneticilerimiz de dahil. Ne kadar güzel. Yani öğrenci odaklı eğitim dediğimizde oldukça konsantre ediyoruz. Avrupa yüksek öğrenim alanı oluştu zannederim. Kırgızistan'da parçasıdır. Evet. Türkiye parçasıdır. Onların belirledikleri eğitim sistemini yani European Higher Education Standards and Guidelines diye bir şey var. Tamamen onu adapte ettik. Ciddi ciddi yani bu Bologna süreci sonucunda oluşan bir rehber veya alan. Onların o yönde bütün programlarımızı YÖK'ün zaman zaman imkan vermediği haller dışında diyelim çünkü YÖK'ün bilhassa eğitim bölümlerinde belirli bir kalıbın fazla dışına çıkamazsınız. Ama diğerlerinde biz kendi programlarımızı uyguluyoruz ve öğrencilerimiz memnun, biz memnun. Benim deneyimim var. Üst deneyimli bir ekipi getirdim birlikte. Hocalarımız da hep deneyim değil, genç enerjiye de ihtiyacımız var. Peki, bir mix, güzel. İyi bir kaliteli bir kadro ile öğrencilerimize eğitim veriyoruz. Bu söylediğiniz bütün güzellikleri hemen dinleyicilerimizle, izleyicilerimizle paylaşalım o zaman. Şerzat. Rahmat ağay. Urmat Ormandar'ı seskirtu ayta geteli. Azır koçurda bizde Tündük Kipr Türk Mamleketindegi Final Üniversitetin rektörü Profesör Doktor Abdullah Östoprak ağayız bugün bizden studiyavızda. Anı benim ayakteş bütkan Medya Manas'tın директоры Бүлент Намал жана мен Шаризат сиздер менен биргеликте микрофон башында жолугушуп жаткан чагыбыз. Так ушул Финал университети Түндүк Кипр мамлекетинин кайсыл жеринде жайгашканда ойлончу жаткансаңыз, Чатал деп аталган айылдын жанында жайгашканда эле хожом бизде Чаткал деген жер бар, Ысык көлдө. Чатал эчеби, жана Эвет, эвет, Чатал билебиз да. Бизде исми бензерлигини дедим да. Да, элеме. Бензерликтеги чоң тедик Шаризат иштеп, кеч исимдери билер, ар шейimiz бир. Жана ал жакта маңдайында деңиз дейт, арканда тоолор көрүнгөндө тең жакшы жана жакшы аба демалып, толуккандуу ден соолугуңузду чыңдаганга дагы, жакшы билим алганга дагы жетише аласыз деди. Албетте, бул Финал университети, бул жеке менчик университети болгон үчүн студенттер ден ошо окуй алышы үчүн, билим алышы үчүн канчалык бюджетин бөлүшү керек деген сурообузга агайыбыз айтып өттү. Эгерде бизге келип жаткан ошол окуйм деген студентибиздин эгерде жакшы окуган болсо, 70% дедим хожо мендирим. Бушлу олдурак. Эми ал жакта эгер жакшы окуган студент болсо, балы аябай жогору болсо, биз аларга жеңилдетүүлөрдү карагабыз дейт. Негизи 3000 доллар дейт, бирок 2300 же болбосо андан дагы ылдыйраак түшүшү мүмкүн дейт. Бирок жылына эгерде жакшы билим алам жана жашайм дей турган болсо, 7000 жана 8000 доллар кенен кесир жетет деп белгилеп өттү. Жана ошондой эле студенттердин дагы студенттердин социалдык жашоосу үчүн дагы өтө жакшы шарттар түзүлгөн деди. Музыка театр клубтары бар деди. Дагы жагы студенттер үчүн керектүү болгон активдүү студенттик жашоосун жашаш үчүн керектүү болгон баардык нерселерди биз дагы түзүп бергенге даярбыз деди. Анткени биз жаңы курулган университетпиз жана баардыгы жакшы болот деген ишенчтебиз. Анткени биздин жайгашкан жерибиз дагы өзгөчө кооз жана жакшы жерде коопсуз мамлекетте деп белгилеп өттү. Ошондой эле өзү дагы башка университетте иштеп жүргөндөгү өзүн Ак Деңиз Доо Ак Деңиз университетинде иштеп жүргөндөгүсүн да айтып өттү. Азиядан келген студенттерибиз өзгөчө
шок жана акылдуу болушат, башкаларга караганда активдүү болушат деп белгилеп өттү. Тарыхыбыз бир, өзүбүздүн мурунку тамырыбыз бир болгон эки мамлекеттин ортосундагы жаштар биздин дагы университетибизге билим алса өтө жакшы болорун белгилеп өттү. Бул жерде өзгөчө туризм жана англис тили жаатына өзгөчө студенттерди кабыл алууга кызыктар экендигин белгилеп өттү. Эбет кожом. Кузей Кыбрыс Түрк Жумхуриети Финал Университеси ректору, Улуслараарası Финал Университеси ректору профессор доктор Сайын Абдуллах Yücel Öztoprak'la söyleşimiz devam ediyor. Değerli dinleyicilerimiz, değerli izleyicilerimiz. Sayın Hocam, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi de uluslararası bir üniversite. Evet. Burada da 16 ülkeden Türk dünyasının gençleri buluşuyorlar. 6 ülkeden akademisyenlerle çok güzel bir geleceğe hazırlanıyorlar. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi ile işbirlikleri düşünüyor musunuz? Var mı ya da nasıl? Sabahattin Hocam'la eskiden beri tanışırız. Birçok toplantılarda buluştuk, hep sohbet ettik. Aslında onun başkanı olduğu Merkezi Üniversitesi Birliği'ne onun vasıtasıyla üye de olduğu üniversitemiz. İyi bir ilişkimiz var. Ben onu, o beni davet ettik. Zaman zaman mümkün olmadı. Şimdi buradayım. Yarın görüşüyoruz Sayın Rektörümüzle. Bu da yeni işbirliklerinin başlangıcı olacak. Tabii ki ben azından bir anlaşma metni hazırladım hocamla. o bir başlangıç olur en azından şey. Ama sadece tabii Manas Üniversitesi değil. Girmişken konuya ben bahsedeyim. Biz yani önem verdiğimiz konulardan bir tanesi de uluslararasılaşma, internationalization. Bu sadece tabii öğrenci getirmekle olmuyor. Bir ki gördüğünüz gibi ta baştan onu yürütüyoruz. Var hocalarımız da çeşitli ülkelerde ama bilhassa o şekilde devam ettiriyoruz. Hocalarımızın biraz uluslararası olmasına bakıyoruz. Bir de uluslararası üniversitelerle kuruluşlarla ilişkiler birçok ülkeyle bu kısa sürede 3 yıllık, 3 yıl aslında 3. yılımız 2 yıldan biraz fazla bu ilişkileri Çin'den tuttuğumuz Amerikan üniversiteleriyle birçok Arap ülkeleriyle şimdi Türkiye üniversiteleriyle şimdi aklıma gelmez tümü de ama yani bu ilişkilere çok önem veriyoruz ve cevabı yani bu burada olmamın nedenlerinden bir tanesi Kazakistan'daki üniversitelere de vurduk. Bunu devam ettireceğiz. Yani bu sadece üniversite değil, yani kurmak değildir amaç gençleri bir araya getirmek. Ben işte Doğu Akdeniz Üniversitesi iken dediğim gibi çok uzun seneler orada yöneticilik yaptım. Şimdi mesela geçenlerde Sudan'a gittim. Sudan'a gittiğimde orada Sudanlı öğrencimizle Türkiye'den Bursa'dan öğrencimizin ortak iş yaptığını gördüm. Oo ne kadar güzel. Yok daha da düz yani İran'a gittim. İran'daki öğrencimizle Çin'deki öğrencimizin ticaret yaptığını gördüm. Yani hep görüştüğüm öğrencilere söylerim. Bunlar sizin için çok önemli yıllar. Tabii. Yani burada bu mozaik içerisinde bu kadar gencin bu kadar dünyanın çeşitlerinde dostluklar ediniz, çekinmeyiniz. Bunlar ile de size çok lazım olacak. Yani gidip ziyaret edeceksiniz. Onlar gelecek. Sadece kültürel olarak. Bağlantılar da yürüyor artık. Network tabii ne kadar yani genişlerse. Tabii. Zaten şimdi imkanlar da arttı. Dostluklar tabii. İşte şey üzerinden, internet üzerinden de devam ediyor. Yani. Hocam çok genç bir üniversitesiniz. Ön lisans ve lisans programlarının dışında yüksek lisans üstü programlarınız da var mı acaba? Lisans üstü programlarımıza bu Şubat'ta başlıyoruz. Ya, şimdi mesela biraz önce söylemedim. Bir başlangıçta biraz da şeyinde bizim YÖDAK'ın tavsiyesiyle de önceleri biraz birkaç yıl ortak açınız dediler ki bence de doğrudur. Evet. Maltepe Üniversitesi ile bile Türkiye'nin nedir işletme lisansen bir programı açıyoruz. Bir de çok güzel. Şey Fransız Vatel okulları bunlar turizmde dünyadan bir numaradılar. 50 değişik yerde şeyler var. Onlarla birlikte master programı açıyoruz. O da turizm üzerine. Evet. Dünyada turizm dediğim gibi bizim için oldukça önemli oluyor. Hem ülke için hem de bizim kurucularımız açısından çok önemli bir şey. O yani şey, çok popüler bir program olacağından iyi eminim. Şu anda Kıbrıs'taki Rum tarafındadır tabii. Fransız konsolosunun oğlu Şubat'ta biz de öğrenci olacak. Ne kadar güzel yani, hocam. Yani. Görüyoruz ki Uluslararası Final Üniversitesi'nin çok yakında büyük başarılarını duyacağız. Biz de bültenlerimize yer vereceğiz umarım. Biz de hemen şöyle tekrar müsaade ederseniz dönelim.
Урматтуу угармандарыбыз, белгилеп айтып өткөндөй, биздин бүгүн студиябызда түндүк Кипр Түрк мамлекетинин университети болгон Финал университетинин ректору бүгүн биздин студиябызга маек куруп жаткан чагы. Белги болгондой, эл аралык бул университет Кыргыз Түрк Манас университети менен дагы кандайдыр бир биргеликте иш алып барууну пландап жатабы деген биздин агайыбыздын сурообузга. Албетте, дейт, биз дагы эл аралык университетпиз, Кыргыз Түрк Манас университети дагы эл аралык университет, биргелешип иш алып барсак дагы көптөгөн максатка жете алабыз деп белгилеп өттү. Жалгыз гана башкалуу учур эмес, дейт, биз көптөгөн башка университеттер менен, Кытай болсун, башка дагы мамлекеттер болсун, баардыгы менен Казакстандан дагы жогорку окуу жерлери менен биргеликте иш алып барганга аракет кылып жатабыз деди. Ошондой эле жалгыз эле бул университетте болон системасында билим белгиленип жаткандыгын белгиледи. Муну менен биргеликте биз агайыбызга суроо сурганыбызда жогорку билимин жогорулатуу, тактап айтканда магистратура же докторантурага окуганга мүмкүнчүлүк барбы дегенде, так ушул жылдын, чаңырып келе жаткан жылдын февраль айынан баштап бул иштер өтө тургандыгын белгилеп өттү. Жана албетте, деди, биз дагы жогорку билимин жогорулатууну каалаган студенттерибизди кабыл алууга дайырбыз деди. Студенттер жалгыз гана билим алып кетип калбастан, биргеликте достуктарын дагы, өмүр бою дагы достуктарын дагы чыңдап жаткандыгын көрүү бул биз үчүн өтө сыймык экендигин дагы белгилеп өттү биздин бүгүнкү агайыбыз. Эбет кожом, zamanınızın çok dar olduğunu biliyorum. Kırgızistan'ı dinleyicilerimizle, izleyicilerimizle paylaşmak istediğiniz son sözleriniz var mı hocam? Şöyle diyeyim, yani ben bir, yani Kırgızistan'dan gelebilecek öğrenciler için biraz söyleyeyim. 7.000-8.000 dolar dedim de, yani bu daha tutumlu olan bir kişi. Bunun oldukça altına da. Tabii. Yani turizme falan zaten gelmiş, 5.000 falanı da olabilir. Tabii, bir de şöyle bir şey var. Kıbrıs'ta mevzuat, evet, öğrencilerin part-time olarak çalışabileceği şey veya çalışmasına imkan verir. O ne kadar güzel. Hem çalışmak hem şunu söyleyeyim. Çok güzel bir şey. Her gelen öğrenciye geliniz garanti size iş bulurum diyemem. Ama evet, geçenlerde Özbek öğrencilerimle yani yenile bu sene Özbek öğrenci aldık. Sordum bakalım, dördünden üçü kendileri gelmiş de bir iki hafta içerisinde. Ya bu iş beceriye de bağlı. Beceriyorsanız, becerileriniz varsa bir iş bulup bir yerlerde de kendinize katkı koyarsınız. Ama biz ciddi üniversiteyiz. Öğrenci sınıfta olacak. Tabii. Yani biz eğitime çok ciddi bakıyoruz. Bu başarıda da öyle sağlanıyoruz. Yani bir sınıfa gelmeyen öğrenci de istemiyoruz. Yani ben işte geleyim de ben kitabı okurum, sınıfa gelmedim. Hayır, biz küçük sınıflarda, bilhassa İngilizce eğitimi verdiğimiz sınıflarda öğrencinin orada interaktif bir şekilde hocasıyla dersi dinlemesini, öğrenmesini istiyoruz. Yani evet, biz diploma vermiyoruz. Biz öğretiyoruz, onlar da öğreniyor. Diplomayı hak ediyorlar, ondan evet, sonra o şekilde evet, mezun oluyorlar. Evet, evet. Ne güzel hocam. Evet, tamam. İyi ki geldiniz. Biz de Uluslararası Final Üniversitesi'ni tanıma fırsatı bulmuş olduk. Tanıtma fırsatı da bulmuş olduk. Her zaman bekliyoruz dediğimiz gibi. Değerli dinleyicilerimiz, değerli izleyicilerimiz, konuğumuz Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Abdullah Yücel Öztoprak oldu. Çok teşekkür ediyoruz hocamıza zaman ayırdığı için. Ben çok teşekkür ederim. Ayrıca Kırgızistan'da olduğumdan dolayı mutluluğumu belirtmek isterim. Ata yurdunuza her zaman bekliyoruz. İnşallah geleceğiz daha sık. Урматтуу угармандарыбыз, эскерти айта кетели, бүгүн биздин студиябызда түндүк Кипр Түрк мамлекетинин Финал университетинин ректору биздин студиябызга келди. Кыргызстандыктарга айта турган деп эркин микрофон сундубуз да, биз айтып өттүк деди. Биздин университетибизде окуш үчүн 7-8 000 доллар деп айтып койдум, бул сиздердин көзүңүздү коркутпасын дейт. Анткени алдан азыраак дагы каражат менен келип окуп дагы иштеп дагы билип алсаңыздар болот деди. Бирок ошол эле учурда биз жөн эле балдарды келип кетирип эле диплом бербейбиз деди. Биз аларга билим берген дагы жана сапаттуу билим бергенге кызыктар университет болгондугу байланыштуу биздин студенттерибиз биздин класстарында окуруп өздөрүнүн билимдерин алышы керек деп белгилеп өттү. Жана ошондой эле Кыргызстанга келгеним мен үчүн өтө өзүмдү бактылуу сезип жатам, ата журтубузга келгенибиз үчүн өтө кубанычтамын деди жана жалпыңыздарга терең ыраазычылыгын билдирди жана саламын айтты. Урматтуу угармандар, сиздер болсо Медиа Манастын атайын чыгарылыш атайынга барып окутуңуздар жана бардыңыздарды бизди көргөн, уккан баардык биздин мекендештерибизге ыраазычылыгыбызды билдиребиз жана келе жаткан жаңы жылдарыңыздар менен. Рахмат. Rahmat. Çok teşekkür ederiz hocam. Manas Radyosu'nda özel